Evet, herkese iyi akşamlar. Türk Haber televizyon kanalının şu an haber merkezindeyiz. Haber kanalımıza dünya şampiyonu Sinan Ulutürk geldi. Kendisi Kickbox'ta Türk milli marşını çaldırdı. Türk bayrağını da dünya şampiyonasında dalgalandırdı. Sinan, hoş geldin Hoş kardeşim. bulduk. Teşekkürler. Biraz kendinden bahseder misin? 21 yaşındayım. Adım Sinan Türk, Karslıyım. 10 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Muay Thai'de dünya şampiyonu oldum. Profesyonelde altın kemer getirdim ülkeme. Daha çok başarı sağlamak istiyoruz. Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için de destek bekliyoruz. O yüzden sizin verdiğiniz fırsatlarla kanalın verdiği fırsat için teşekkür ediyoruz. Bizim burada reklamımızı yapıyorsunuz. Çok sağ olun, teşekkürler. Biz Türk Haber televizyon kanalı olarak, Cesur Haber olarak, diğer yayın organlarımızda bütün spor salonlarına gidiyoruz. Bizzat biz müracaat edip biz gidip çekiyoruz. Amacımız ne? Gençlerimizin spora böyle gönüllü olması, kötülüklerden uzaklaşması. Aynı zamanda İstiklal Marşımızın ve Türk Bayrağımızın şampiyonalarda işte gördüğümüz gibi Sinan Ulutürk kardeşimiz sizin almış olduğu dereceyle birinciliklerle orada dalgalanması bayrağımızın. Tabii burada da Sinan gerçekten yurt dışında Kickbox'ta dünyada bir marka, bir isim ve yaşı da çok genç, çok uzun yıllar inşallah milli sporcumuz olarak Türkiye'mize çok büyük ödüller getirecek. Belki yakın bir zamanda bu akşam aslında Sinan'la bir proje konuşması yaptık. Belki Sinan'la ilerleyen zamanlarda projelere imza atabiliriz, doğru mu? Evet, doğrudur inşallah. Birkaç projemiz var. Kars'ta falan gala yapmayı düşünüyoruz. Dövüş organizasyonları düşünüyoruz birkaç yerde, ilimizde. Daha güzel olacak her şey. Beraber sırt sırta güzel projelere adım atacağız inşallah. Sinan, sen ülkemiz adına bir dünya şampiyonasına katılacaksın 2016'da. Bundan Evet. bahseder misin? Max Muay Thai organizasyonu olacak. Dünyanın en prestijli organizasyonu. Orada dövüşeceğim. 2016'nın davetli sporcusuyum. Bundan önce amatör maçlara çıktım ülkemde. Profesyonel maçlara çıktım Türkiye'de ama pek bir değer görmedik. Yurt dışında daha çok popüleriz, daha çok ilgi görüyoruz. Bu yüzden yurt dışı ağırlıklı dövüşeceğiz. Orada en iyi organizasyonlarda dövüşüp kendimizi ispatlayacağız. Küçük maçların büyük adamı yerine büyük maçların küçük adamı olmayı tercih ettim her zaman. Ama ülkemde Türkiye Boks Federasyonu'nun düzenlediği boks şampiyonasında 91 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Amatörde birçok başarı sağladım kickboksta. Profesyonel maçlara çıktım ama hiçbir şekilde bir değer kıymet görmedik. Birçok arkadaşım var milli takımda. Avrupa Dünya Şampiyonu oldu geldi. Fincan takıma hediye ettiler burada. Ama yurt dışında yaptığımız maçlarda gerçekten değer görüyoruz, kalite görüyoruz. Yani orada devam etmeyi düşünüyorum. Yurt dışında dövüşmeyi düşünüyorum. Türkiye'de de organizasyon yapıp kendi organizasyonumda en iyi sporcuları getirip dövüşmeyi düşünüyorum. Evet, 2016 senesinde biz de Türk Haber Televizyon olarak Türkiye'de spora çok önem verdiğimiz için çeşitli değişik spor kategorilerinde biz de organizasyonlar yapacağız. Tabii bu organizasyonumuza da Sinan kardeşimiz gibi dünya şampiyonları katılacak ve onların vasıtasıyla da dünyanın pek ünlü markaları ringlerde mücadele edecekler karşılıklı. Ve amacımız ne? Temiz toplum, gençlerimizin spora eğilmesi. Neden daha başka Sinanlar çıkartmamız lazım. Buradan da yine isim adaşı olduğu için ve hemşerisi olduğu için dünya şampiyonumuz rahmetli Sinan Şamil Sam'a saygı duyuyorum. Mekanı cennet olsun. Mekan cennet olsun değerli hemşerim. Bizim ülkemize çok büyük başarılar sağlamıştır Sinan Şamil Sam ama o da değer görmemiştir. Biz onu unutmayacağız ama onun için güzel projelerim var aklımda, planlarım var. Ufak bir tüyo verelim. Kars Ufak Kalesi'nde Kars ne Kalesi'nde yapacağız? inşallah Sinan Şamil Saman'sına güzel bir gala yapmayı düşünüyoruz beraber inşallah. Eğer gerekli prosedürleri uyguladıktan sonra, gerekli izinleri aldıktan sonra bizim amacımız Sinan Şamil Sam'ı biz çok seviyorduk, kendisini çok seviyorduk. Ülkemize de çok hizmetler olduğu için bunun adına sırf Sinan'ın ismini yaşatmak için gene adaşı, hemşerisi Sinan'la beraber bir organizasyon yapacağız. Bu organizasyondan da dünyanın pek çok yerinden milli ve tanınmış sporcular gelecek. Orada çok büyük, önemli müsabakalar olacak.
Bunu da her sene yaptıktan sonra organizasyonu her sene farklı illerimizde düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Evet. 81 ilde organizasyon yapma hedefim var benim. Gencim, herkes farklı bakıyor ama biz yapacağız, bunu başaracağız. Sinan Şamisen gibi birçok gizli kahraman var ülkemizde. Bir de sensin. Teşekkürler ama hiçbir şekilde değer yok, şey yok. Sinan Şamisen benim için çok önemli bir isimdi. Biz onun maçlarıyla büyüdük. Onu hep örnek aldık, idolümüzdü. Ama biz böyle bir sonuç final istemedik hiçbir zaman. Çok üzüldük. Milli Piyango İdaresi ilk resmini bastı onun. Belki görmüşsünüzdür internette. Ama farklı, bize öyle değerler değil, farklı değerler lazım. Kıymet lazım, vefa lazım. Biz sporcular olarak vefaya önem veriyoruz. Biz boksörüz ama bizi şey zannediyorlar, sert zannediyorlar ama mesela biz duygusal insanlarız, dövüşçüler, bakmayın. Sinan Şamisan da bir röportajında söylüyor. Ben elimden geldiğince onu anacağım, unutmayacağım. O şu an cennette bizi izliyor. Biz de buradan rahmetle ve saygıyla anıyoruz kendisini. Röportajımıza son verirken bizi izlemeye devam edin demiyorum. Sinan Ulu Türkiye izlemeye devam edin. Dünya şampiyonluklarının arkasını getireceğine inandığımız için ne diyoruz? Sinan Ulu Türkiye izlemeye ve takip etmeye devam edin. Türk Haber, Gökhan Gülmez.